Bu kadar yeter. Yalvarıyorum, bu pisliği yemek istemiyorum. Snickers ister misin? Bak ne kadar lezzetli. Hayır. Burada neler oluyor? Eğer yanlış anlamadıysan Kate'i beslemeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden onun için gerçek bir sanat eserim var. Sebzeli deniz karidesleri. İstemiyorum. Tüm bu pislikleri ağzına sokmaya bırakın. Ellerinizi üzerimden çekin. Kesin. Sanırım bu sorunu nasıl çözebileceğimizi biliyorum. Sizin için çok basit bir görevim var. Omlet yapmak. Bundan daha zor bir şey yok mu? Kolay ya. Bu benim eserim olacak. Büyük anne, kes uyumayı. Jane çoktan başladı. Omlet hazırlamalıyız. Ha? Yumurta mı? Teşekkürler torunum. Pekala, başlama zamanı. Mary, benim de yağ ihtiyacım var. Tabii. Tereyağsız omlet ne? Neden dökülmüyor ya? Ne oldu ya? Aptal şişe. Ay. Çok fazla yağ olamaz. Oops. Ted, şimdi bir yumurtayı almalısın. Ve tavaya kırman gerekiyor böyle. Her şey çok kolay. Oo, evet, katılıyorum. Daha kolay bir şey olamaz. Kia! Kia! Oops. Neredeyse işe yaradı. Aferin çocuğum. Aptallar. Onları kesinlikle yenebilirim. Yemek yapmak kanımda var. Omlet yapmak çok kolay bu arada. Biraz daha eğlenceli bir şeyler yapacağım. Önce yumurta sarısını ve beyazını ayırmamız gerekiyor. Sonra iyice köpük elde etmek için mutfak robotunu alacağım. Ve bir sürü köpük olacak. Bunu neden yapıyor? Hiç bilmiyorum. Tamamdır, harika çıkıyor. Şimdi sarısını iyice çalkalamam ve tavaya dökmem gerekiyor. Bakın ve öğrenin. Çok garip yumurta ya. Yumurtaları neden ayırdı? Çünkü omleti daha leziz bir şeye dönüştürmenin yolu budur. Yemeğimin ne kadar asil göründüğüne bakın. İnanılmaz resmen. Çok ama yumurtalarımı daha lezzetli hale getirmek için sade tuz ve biber yetecek. Ted, neyi var senin? Çocuk, neden bu kadar kuşluyor? Neler oluyor? Yardım edin. Bu yumurta beni öldürmek istiyor. Belki de mesele şu ki ocağın ateşini kapatman zamanı gelmişti. Her şey yanmış. Hiç de böyle. Her şeyi böyle planlamıştım. Dahası zaten lezzetli omletimin tadını birkaç damla krem şantiyle ile kolayca süsleyebilirim. Harika değil mi? Benim de her şeyim hazır. Vay canına, Mary çok sıra dışı bir şey başardın. Buna dokunmak çok ilginç. Ellerini çek. Bu bir sanat eseri yani. Hey, şimdi seçim senin. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu üzerine bembeyaz kremalı kara yumurta da ne? Onu kesemiyorum bile. Ama bu yumurta çok hoş ve iştah açıcı görünüyor. Sadece onu denemek kaldı. Aa, evet, çok lezzetli. İstediğim tam da buydu. Acaba bu üçüncü yemek ne? Çok tuhaf görünüyor. Tadalım bakalım. Aslında tadı iyi. Ama yine de en sıradan ama yine de çok lezzetli omleti tercih ediyorum.
Büyük anne sen kazandın. Seni seviyorum. Büyük anne kazandı. Büyük anne her şeyi yaptı. Bu türden lezzetli bir burgerle beni memnun etmeniz gerekecek. Yine kolay bir şey. Ben onlardan hiçbir şey anlamıyorum. Burgerle bayılırım. Kendim yemesem iyi olur. Yemek yapma zamanı. Zafer'e hazırlanman zamanı geldi. Domates benim ya. Onu o kadar kolay alamayacaksın. Çünkü torunum için en sağlıklı bir burger yapacağım. Kesinlikle pirzolaya ihtiyacım olmayacak. Ne kadar zararlı olduğunu biliyor musunuz? Sizden daha zararlı değil. Asıl önemli olan sevgiyle pişirmek. O zaman sağlıklı burgerim sadece sağlıklı değil, aynı zamanda lezzetli olacak. Domates koyalım. Salatalık, soğan, belana ve hazır. İşte bunu anlıyorum. Sağlıklı beslenme. Sizin pisliğiniz gibi değil. Keçiler bile o kadar çok ot yemeye hazır değiller. Siz de bunu torununuza sunacaksınız. Pirzolasız burger olamaz ya. Bu en önemli şey. Ama aynı zamanda peynir ve sosu da unutmamalıyız. Müthiş. Ağzım sulandı bile. Aptal soğan. O burger'e eklenmesini gerektiğini kim söyledi ki? Hadi ama hiçbir şey pişirmeyeceğim. Üzülme, çikolata yemelisin. Çikolata mı? Tabii ya, harika bir fikir. Neden dolu çikolatalı hale getirebilirsiniz? Zaman sıradan bu burgeri pişiriyorsunuz. Bu çok havalı çıkıyor. Sadece içine biraz daha çikolata koymamız gerekiyor. Harika! Hiç görmediğiniz en havalı burger. Ve burgerin püf noktası... Bu iştah açıcı bir görünüm vermek için çikolatalı şurup. Harika! Vay canına! Daha önce hiç çikolatalı burger görmedim. Bence çok lezzetli olacak. Çok heyecanlıyım. Bakalım sırada ne varmış. Bir dakika, pirzola nerede? Ben sizin için bekçim miyim? Tadı çok sağlıklı. Bu burger beni mutlu etmedi. Geriye üçüncü bir yarışmacı kaldı. Bu burger çok daha havalı görünüyor. Lezzetli. Doyurucu böyle yemeği için en iyisi. Ama hangi burgeri seçmeliyim? Tatlı mı, tatmin edici mi? Hayır, yine de tatlıdan daha çok sevdim. O daha orijinal. Oley, ben kazandım. Bu sefer ne pişireceğiz? Krep istiyorum. Uzun zamandır onları yemedim. Size göstereceğim harika krep neymiş. Sen bittin kızım. Ama onları nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Ne yapacağım? Pekala, hadi bakalım. Tek şansım diğerlerinin pişirdiğini kopyalamak. Görünüşe göre süte başlamalıyız. Yumurta zamanı geldi. Şimdi unu eklemeli ve iyice çalkalanmalısı. Her ihtimale karşı söylüyorum, her şeyi unuttuysanız. Tatlım, ben büyük anneyim. Hiçbir şeyi unutmuyorum. Ve bu elektrik saçmalıklarınıza ihtiyacım yok. Peki ben ne yapacağım? Dönüşe göre çatalla yetinmem gerekecek. Hiçbir şeyden daha iyi yani. İğrenç bir sıvı çıktı. Tek. İzle ve öğren. Büyük annenin krepleri en lezzetlisidir. Harika. Bence çok lezzetli olacak. Leziz, çıtır çıtır ve güzel kokulu. Meri, sen ne yapıyorsun?
Nefrin havalı görünmesini istiyorum. Eğer parlak olurlarsa çok daha keyifli olur. Sizi hayal kırıklığına uğratmayı için acele ediyorum. Büyük anı kaybettiniz. Ve eğer krepler sıra dışı bir şekilde sahipse ya ben bir dahiyim. Kate'in portresini yapacağım ben. %100 kazanacağım bununla. Kesin hoşuna gidecek. Ya ben ne yapacağım? Hiçbir şeyim hazır değil. Belki bu suyu bir tavaya koyarsak her şey yoluna girer. Kate baksana ne kadar güzel. Benim kreplerime tatsan iyi olur. Daha lezzetli. Of, bir şeyler yanıyor. Benim krepim ya. Of, çok kötü kokuyor. Yanmış. Oy, ben de bitirdim. Tüm krepler harika görünüyor. Ama önce bu güzelliği denemek istiyorum. Görünüşe göre bu kız bana çok benziyor. Daha önce hiç kendi portremi bu krep üzerinde görmemiştim. Krepin tadı da inanılmaz ya. Nefis. Ve bu yanmış parça hiç iştahı açıcık görünmüyor. Not. Sanırım onu denemeyeceğim bile. Üçüncü tabaktaki krepleri denemek kaldı. Enfes! Bunlar kesinlikle denediğim en lezzetli krepler. Büyük anne yine sen kazandın. Harika! Yaşasın, biliyordum zaten torunum. Aferin sana. Şimdi size göstereceğim. Yaşlara saygı duymalısın. Keşke şimdi lezzetli bir şeyler yiyebilseydim. Resim yapmak için çok çaba harcadım. Bunu telafi etmem gerekiyor. Bu benim özel yemeğim, halledeceğim. Canım torunum. Makarna mı? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Önce spagetti pişirmeniz gerekiyor. Tamam, sadece diğerlerinden kopya çekeceğim. Bir şeyler başarırım. Muhtemelen bu ipe ihtiyacımız olmayacak. Sanırım onu çıkaracağım. Ve şimdi hepsini kaynar suya koyabilirim. Tencereye hiçbir şekilde sığmıyor. Bölmem gerekecek. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Büyük annene bak Ted. Buna nasıl pişireceğini biliyor. Spagettiyi suya koyuyor. Isınmasını bekliyoruz. Ve işte tencereye kolayca sığdırabilirsiniz. Mükemmel çıktı. Ciddi misiniz? Bu hiç makarna gibi değil. Profesyonel farklı şekilde pişiriyor. Benden öğreneceğiniz çok şey var. Gerçek makarnayı kendiniz yapmalısınız. Bunun için un ve yumurtalara ihtiyacım olacak. Ah evet, neredeyse unutuyordum. Yağ ve tuz eklediğinizden emin olun. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Çok rahatlatıyor. Hepsi bu. Hamur hazır. Onu açmanın zamanı geldi. Biraz çaba sarf etmem gerekecek ama neyse, hallederim. Makarnam hazır galiba. Çok iyi görünüyor. Kaynatmanın zamanı geldi. İşin çoğu zaten yapıldı. Şimdi deniz ürünleriyle ilgileneceğim. Eminim Jess böyle bir makarnayı sevecektir. Büyük taze karidesleri alıyorum, temizliyorum ve tereyağında kızartıyorum. Son dokunuş ve hazır. Bellissimo. Bu da ne böyle? Makarnadaki en lezzetli şey peynirdir. Ne yapıyorsun Ted? Makarnayı çıkarmaya çalışıyorum, yapıştılar. Lanet olsun. İşe yaramıyor. Pekala, bu işi bırakmanın zamanı geldi. Başka bir seçenek bulmam gerekecek. Buldum. Sakız olabilirim. Bunun tatlı makarna olduğunu hayal edelim. Marmelat ve çikolata sosuyla süsleyeceğim. Süper, bunu kendim de isterdim. İlginçmiş, aferin Ted. Bakalım burada ne varmış. Aa, karides. Bunu denemek isterim. İşte açıcı görünüyor. Gerçekten yemek istediğimde işe yarar. Ama takviyeye ihtiyacım yok. Başka bir şey deneyelim. Sanırım burada çok fazla peynir var. Bunu severim.
Ama makarna birbirine yapıştı. Ama bunun avantajları da var. Her şeyi hemen ağzıma koyabilirim. Bakalım. Sadece bir yemek kaldı. Çok ilginç bir şey. Çok sarı dışı, hiç makarnaya benzemiyor. Vay be, bu bir sakız. Süper. Bu nefis yemeği sabahtan akşama kadar yemeye hazırım. İnanılmaz bir tat. Kazanan belli. Başardım. Bu işi sevmeye başladım. Biraz sabırlı ol Ted. Bir sonraki yemek zaten resimde. Sosisli sandviç mi? Bu çok kolay. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Sosislerin kızartılması mı gerekiyor? Ted, seni aptal. Çiğ sosis yiyemezsin. Görünüşe göre ben de bu kurallara göre oynamak zorunda kalacağım. Sakıncası yoksa yağ alacağım. Bu şey neden burada? Yağ anlamıyorum. Ona ihtiyacım yok. Sadece tüm yağ tavaya dökül ve hazır. Şimdi altını açalım. Korkarım bundan iyi bir şey çıkmayacak. Pekala, yağ ısındı. Kızartmanın zamanı geldi. Hayır. Nedenmiş o? Aa, sanırım anladım. Neden daha önce söylemediniz? Bir şey yap yoksa hepimiz yanarız. Tamam, tavadan kurtuldum. Bu gerçek bir ölüm makinesi. Neden büyük anne? Bir dahaki sefere bir şey yapmadan önce sorarsın. Ah, ne koku. Mükemmel. Bu sosisi doğrudan çöreğin içine gönderelim. Hardal ekleyelim ve hazır. Mükemmel görünüyor. Ted, yine neler oluyor? Sosisimi gaz brüleriyle kızartmaya karar verdim. Harika bir iş çıkarıyorum değil mi? Şu çıtır çıtır kabuğa bakın. Harika. Yine mi bu saçmalık? Mutfağa girmenize kim izin verdi? Aklım almıyor. Unutmayın, burada her şeyi kendiniz yapmalısınız. Pazar ürünler alamazsınız. Önce hamuru yapacağız. Un, yumurta ve süt. Ne kadar iyi karıştığına bakın. Süper, tamı gereken. Şimdi peyniri ve sosisi alıp şişelere diziyoruz. Mükemmel. Şimdiden beğendim. Küçük bir tencereye yağ döküyorum. İçinde sosisli sandviçlerimi kızartacağım. Çok az şey kaldı. Sosisleri ve peyniri hamurun içine daldırıp çipslere daldırıyorum. Onlar sayesinde çıtır çıtır olacak. Yağ indiriyorum ve sosisli sandviçin kızarmasını bekliyorum. Hazır, bakın ve kıskanın. Son olarak sosları ekleyeceğim. Ketçap ve hardal. Mükemmel oldu. Kate, sen gerçek bir ustasın. Dikkatimizi dağıtmayalım. Daha bitirmedim. Sulu olması için daha fazla sos dökmeliyiz. Tamamen farklı bir konu. Üzgünüm ama bana öyle gelmiyor. Ben seçeceğim. Bu sefer ne olacak? Anneciğim, garip bir karışım. İğrenç görünüyor. Ama bu oldukça iyi. Bakalım tadı nasıl? Tamam ama çok fazla hamur ve az dolgu var. Geriye üçüncü bir seçenek kaldı. Güzel kokuyor. Buna bayıldım. İnanılmaz. Denediğim en iyi şey bu. Tebrikler. Yaşasın. Jess yemeğimi sevdi. Ben kazandım. Neden bu kadar çok sebziye ve meyveye ihtiyacımız var anlamıyorum. Çok basit Ted. Kokteyl hazırlayacaksınız. Hadi masada bunun için bir sürü yiyecek var. Eminim yine en iyisi olacağım. Bunu göreceğiz. Bir keresinde kazanmıştım. Başarıyı tekrarlamanın zamanı geldi. Buradaki tüm tatlara ihtiyacım var. Jess onlara karşı koyamaz. Çikolatalar, marmelatlar, şekerler. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Tüm gazozları ekleyeceğim. Ve gerçek bir tatlı bomba olacak. Tamam, düğme nerede? Hepsini iyice karıştırmanın zamanı geldi. Hadi bakalım. Bu kadar tatlı yemenin güvenli olduğundan emin değilim. Başka bir yoldan gideceğim. Ve gerçekten yararlı bir şey yapacağım. Sebzeler ve bir soğan. İnanılmaz güzel. Bu ayrıca salatalık çıtır çıtır. Domatesleri neredeyse unutuyordum. Her şeyi iyice karıştırıcıya sıkıştıracağım. Ve sonunda biraz yeşillik ekleyeceğim. Bu kokteylden bir yudum ve Jess neşelenecek. Göreceksiniz. Bu ona bayağı güç verecek. Ne iğrenç bir şey. No. Böyle bir içeceğin tadını hayal etmekten korkuyorum.
kitlesi açacağım ve onun için lezzetli bir şey yapacağım. Bir karpuz alacağım. Her şeyin temeli olacak. Üstünü kesiyorum ve blender'a alıyorum. Ne kadar güçlü, süper. Şimdi içini hazırlayacağım. Onun için diğer lezzetli meyvelere ihtiyacım olacak. Biraz kaldı. Hindistan cevizi sütüne ihtiyacım var. İşte böyle harika. Kapeti koyacağım. Deneyebiliriz. Nasıl ama? Jess, her şey hazır. Kokteyllerimi bana verin. Martin'le ne kadar farklılar. Hiç birbirine benzemiyorlar. Acaba burada ne var? Pek iyi görünmüyor. Ay, bu çok tatlı. Sevmedim. Ve bu sıvı şey beni tamamen korkutuyor. Sağlıksız bir rengi var. Hayır. Bu kadar yeter. Neredeyse kusuyordum. Son kokteyl özellikle diğerlerinin yanında çok güzel görünüyor. Ona daha yakından bakacağım. Vay be, ismin yazıyor. Çok iyi. Muhteşem. Bu içeceğin yazarı kazandı. Yine istiyorum. Yine ben. Harika. Bunlar pasta için mi? Zeki olmamana rağmen Teddy bu sefer her şey doğru. Pasta istiyorum. Pasta yapması çok kolay. Özellikle tarifini kullanacağım. Her şeyden önce bir krema hazırlamanız gerekir. Yumurtaları kırıyorum ve sadece beyazını bırakıyorum. Böyle sarısı olmadan kolayca köpüklü olacak. Şimdi şeker ekliyoruz. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Pekala, dediğim gibi yumurtanın beyazı karıştı. Kremim tamamen hazır. Ve onu keklere mükemmel sürebilirim. Biraz eğri çıktı ama bu çok tatlı. Daha fazla pasta süsü ekleyeceğim. Üzerinden böyle. Ve sonuncusu tazecik çilekler. Burası tam onun için. Vay canına. Büyük anne, fena değil. Bu senin için değil Ted. Tamam tamam. Burdumu işine sokmayacağım. Pastayı bitirsem iyi olur. Marmelat ayıları ve çikolatalı sos. Bu kombinasyon başlangıçta kazanmama yardımcı oldu. Şimdi de yardımcı olacak. Dolguyu başka bir kekle kapatacağım ve sonra meyveli sosla kaplayacağım. Bence harika olacak ve son dokunuş parlak şekerler. Aferin oğlum. Kate ne yapıyor peki? Her zamanki gibi anlaşılmayan bir şey. Yerinizde olsam böyle girmezdim. Hazır tatlımı gördüğünüzde ne söyleyeceğinizi görelim. Önce karamelli pişirmem gerekiyor. Şimdi size şekerleme hilesini göstereceğim. Söz veriyorum şaşıracaksınız. Suyla doldurulmuş balonu hazır karamelle doldurup soğumasına izin vereceğim. Şimdi keseceğim. Ve işte tatlımın yeniler bilir bir kasesi var. Buna ne dersiniz? Artık komik değil, değil mi? Buraya bisküvi kekleri ve krem şanti koyacağım. Sadeliğe rağmen çok lezzetli olacak. Denemek için kendimi zar zor tutuyorum. Renk için çilekli sos ve pasta süsü ekleyeceğim. Hepsi bu. Bitti. Vay canına. Bu gerçekten harika. Bakalım kim kazanacak. Ne kadar çok pasta var. Gözlerim dağılıyor. En başından bunu hayal ettim. İlk önce bu olsun. Küçük olanı. O çok tatlı. Bu mükemmeldi resmen. Acaba büyük bir pasta küçüğü geçecek mi? Bu arada bana bir şey hatırlatıyor. Aa, anladım. Bu büyük annenin tarzı. Sanırım çok büyük bir parça aldım. Ama buna değdi. Nefis. Pekala. Son pastaya başlayalım. O zaten beni bekliyor. Üzerindeki şekerler çok iyi. Vay canına, işe yaradı. Çok lezzetli. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Her pasta kendine göre iyi. Ama en çok büyük annemin pastasını sevdim. Biliyordum. Teşekkürler kuzum. Tebrikler. Yemek zamanı. Beni şaşırttın. Ne pişiriyoruz peki? Şimdi göstereceğim. Bugün büyük ve güzel bir pasta istiyorum. Beni mutlu edin. Bekliyorum. Pasta harika, çok kolay. Pasta mı dediniz? O zaman bana un lazım.
Onu derin kaseye koyacağım. Sonra da biraz süt ekleyeceğim. Kek tarifi kafamın içinde. Gerekli tüm malzemeleri çok iyi hatırlıyorum. Hiçbir karıştırıcı bu pastayı sevgiyle yapamaz. Sadece büyük annenin elleri. Ne kadar zaman kaybı. Her zaman daha basit bir seçenek vardır. Pastanın hazır katmanları bana çok zaman kazandırılacak. Ne saygısızlık. Buna bakmak bile istemiyorum. Pastam en iyisi olacak çünkü ben bir profesyonelim. Hamura biraz renk katacağım. Bu parlak bir kız için parlak bir pasta olacak. Çok güzel oluyor. İşte böyle yapmalısınız. İstediğim gibi yapıyorum. Bu yüzden biraz fıstık ezmesi ekleyeceğim. Ne kadar çok da o kadar iyi. Bu çok lezzetli. Şimdi bir sonraki katman. Asıl önemli olan bol bol sürmek. O zaman Jess parmaklarını yiyecek resmen. Şimdi kendim bile yiyebilirdim. Neden bunu yapmıyorum ki? Kaşığınızı yalayabilirsiniz. Düşündüğümden bile daha iyi. Kes şunu. Kardeşine pasta yapıyorsun. Ben de çilekleri çerekleyeceğim. Bunu kendim hazırladım. Kesinlikle hoşuna gidecek. Kokusu müthiş. Tüm kavanozu ekleyeceğim. Durması imkansız olsun diye. Ve şimdi gerekli detayları ekleyeceğim. Tüm bunlar kızardığında gözleriniz kavuşacak. Gayet iyi oldu. Pişmesi kaldı. Fırına götüreceğim. Vay canına, çok büyük bir pasta. Evet, önemli bir detay. Şimdi kremayı dikkatlice uygulamanız gerekiyor. Bunu şekerleme torbasıyla yapıyorum. Pasta çok parlak ve güzel çıkıyor. Bir sonraki adım yaymak. Bunu dikkatli bir şekilde yapmak çok önemlidir. Sanırım kreması hazır. Son adım süsler. Bu pastaya mükemmel uyacak bir süs yapmak istiyorum. Hazır. Mükemmel gökkuşağı. Onu en tepeye koyacağım. Pastayı renkli çikolatadan detaylarla süsleyeceğim. Yıldız ekleyip buraya koyacağım. Ve tabii ki gökkuşağında bir bulut eklemek gerekiyor. Mükemmel. Ne? Nerede kim? Aa, tabii ya, turtam. Sıcacık, nasıl da kokuyor. Harika. Ben de bu pastayı istiyorum. Benimki çok kötü görünüyor. Büyük annemde bile benden daha iyi. Peki ne yapacağım? Ha, bir fikrim var. Renk eklemek için renkli şekerlere ihtiyacımız var. Böylece çok daha güzel olacak. Bitti mi? Neyse. Pastam hazırmış. Aferin torunum. Siz bana rakip değilsiniz. Hiç şansınız yok. Fena değil. Çok tatlı. Şahane. Ondan başlayacağım. Şimdi nefis bir şey yiyeceğim. Dikkatli bir şekilde kesiyoruz. İşte böyle. Ne güzel bir parça. Onu çabuk yemeliyim. Yumuşacık. Ve ağızda eriyor. Harika. İnanılmaz bir şey. Bulutu denemek istiyorum. Ağzıma uç bulut. Aa, ne kadar lezzetlisin sen. Parmaklarını yersin resmen. Şimdi sıradaki pasta. Çok tatlı. Bir parça aldım. Çok tatlı ve sulu. Onu yemekle yemek istiyorum. Bu pastayı ve onu yapan kişiyi çok seviyorum. Ama bu ne? Yani şekeri yiyebilirim. Umarım lezzetlidir. Evet, lezzetliymiş. Bayağı iyi. Öyle olsun, bu pastayı da deneyeceğim. Ay, yapış yapış. Bir şeyler içmem gerekiyor. İşte şimdi daha iyiyim. Ama artık bunu yemek istemiyorum. Bir seçim yapmalıyım. Gökkuşağı pastası en iyisi. Ben kazandım. Hadi ama. Utandırmayın beni. Bir dahaki sefere zafer benimdir. Sebzeler mi? Neden ama? Şimdi göstereceğim. Ben hamburger istiyorum. Bana lezzetli bir burger hazırlayın. Kolay.
Ne burger ya? Bu çok zararlı. Torunum böyle bir şey yemesine izin vermeyeceğim. Çöpe gitsin her şey. Ve sebzelerden de çok iyi bir şeyler pişirebilirim. Avokado çöreklerden çok daha sağlıklıdır. Şimdi çok lezzetli bir şey yapacağım. Çekirdeği çıkarmalı ve temizlemeliyiz. Oh, orada bir sürü vitamin var. Ya domatesler? Domatesleri çok seviyorum. Çok lezzetli ve sağlıklılar. Kesinlikle eklemeliyim. Salatalık da öyle. Peki ya acı biber? Biberlerin ne kadar yararlı olduğunu biliyor musunuz? Ah, yaparken kendim de yemek istedim. Çok lezzetli ve hiç acı değil. Morul yaprakları da... Sağlıklı burgerimiz yapmak kaldı. Avokado, marul, domates, biber ve salatalık. Ne yediğiniz bir şey? Benimki kesinlikle daha lezzetli olacak. Çöreğin üzerindeki pirzola şimdi sebze eklemelisiniz. Salatalık. Yeah. Bu ne, soğan mı? Hayır, buna gerek yok. Domates. Ama önce domatesin gereksiz kısımlarından kurtulmamız gerekiyor. Sanırım hepsi bu kadar. Gerçi hayır. Ay, sorun değil. Bunu da keseceğiz. İşte böyle. Bir saniyelik bir mesele. Hazır. Biraz da peynir ve üstüne bir ekmek. Biraz yüksek oldu ya. Hadi ama. Ya. Ya böyle yaparsam. Berbat görünüyor. Bir fikrim var. Biraz hile yapabilirim. Lütfen en kısa zamanda hamburgere ihtiyacım var. Vay canına, çok hızlı. Pekala, burgerin nerede? Mükemmel. Gereksiz şeyleri atıyoruz. Ne kadar güzel. Bir tabağa koyduk. Mükemmel. Baksanıza. Fena değil, fena değil. Ama yine de daha iyisini yapacağım. Köftelerim nasıl? Mükemmel bir şekilde kavruldular ve ateşin kokusunu emdiler. Çok sulu ve kokulu. Her şey hazır. Tabağıma gelin. Sıradaki. Ne kadar lezzetli. Önce her şeyi ateşten alacağım. Sonra lezzetli bir burger yapacağım. Söndürmeyi unutmayın. Mükemmel. Başlıyoruz. Sebzeleri profesyonel yöntemimle kesmem gerekiyor. Önce atıyorum ve sonra doğrudan havada kesiyoruz. Mükemmel dilimler. Şimdi burgeri topluyoruz. Marul, sulu pirzola ve peynir koyuyoruz. Sonra sebzeler ve burgerin bu kule gibi görünmesi için birkaç kez daha. Sonra kumuş, çörek ve bayrak. Şimdi bu mükemmel. Ne kadar güzel. Gerçekten de öyle. Hazırız. Afiyet olsun. Bunların hepsi ne kadar lezzetli görünüyor. Bunun dışında her şey. Bu da ne böyle? Burger'e benzemiyor hiç. Tamam, denemek zorundayım. Ay, bu iğrenç bir şey. Çok kötü ve acı. Ay. Bu harika görünüyor ama. Hızlıca denemek istiyorum. Bunu çıkaralım. Ağzıma gel. Ne? Öylece daldın mı? O zaman onu yemeyeceğim. Aa, bu hoş görünüyor. Deniyoruz. Vay canına. Ne kadar lezzetli. Bu çok lezzetli bu burger. O kazandı. Vay canına, ben kazandım. Haksızlık. Ya ben...